Merhaba canlar, ruh dostlarım. Mukaddes Pekin Başdil ben. Şimdi biraz önce Abdullah Canı Tez hocamda yaptığımız yayının devamı niteliğinde burada birlikte olacağız. Abdullah hocam gelir gelmez bağlayacağım şimdi hemen. Buradan biraz devam edelim ve bunu kaydedelim. Kayıtta kalsın sevgili Bülent Şenyürek. O hocamıza ithafen bir yayın olsun sevgili canlarım. Bülent hocamın canları, hepinizi bekliyoruz buraya. Abdullah hocam geldiniz mi hemen? Geldiyseniz sizi bağlayayım ben. Evet. Evet sevgili canlar. Abdullah hocam geldi. Hemen. Yeniden tamam, okeydir. Yeniden toparlanıyoruz. Evet, herkes gelsin, canların hepsi gelsinler bakalım bir. Umarım ses problemi yoktur diye düşünüyorum. Uyanış başladı, hoş geldin. Ses problemi yok değil mi? İnşallah yoktur. Çünkü güzel bir yayın yapalım, kayıtsız da olsun. Hani hatıra kalır böyle. Benim sesim geliyor mu Abdullah hocam? Vallahi çok rahat geliyor sesim. Tamam. Ama bazen şeyden gelmiyor. Şimdi istersen bu sende kayıtlı kalacağı için Bülent Şenyürek hocamızı andığımızı tekrar hatırlatalım. Ben de bir hikayeyle başlamıştım. Nasıl tanıştım onu bir daha hatırlatayım. Anlatayım. Çünkü şey olur. Hem canlar gelinceye kadar dinlemiş olanlar yani onlar gelene kadar bir parti daha bunu bir anlatalım. Ondan sonra devam edelim. Siz nasıl tanıştığınızı anlatın sevgili hocam. Evet, çok kısaca anlatayım. Şimdi biz tabii kişisel gelişim camiasında kişileri tanırız. O beni tanıyordu, ben onu tanıyordum. Ama böyle merhabalığımız var gibiydi veya çok böyle bazı yerlerde karşılaştığımız ama özel olarak konuşmuyorduk hiç. Tabii pandeminin çıkmasıyla beraber Bülent Hocam uzmanlarla canlı yayın yapmaya karar vermişti o dönem. Çeşitli uzmanları çıkartıyordu. Bir gün de Adil Mavişi çıkartmış. O da benim tanıdığım bir insan eskiden. İkisini de tanıyınca hocalarım dedim iyi akşamlar, iyi yayınlar dedim. O da aa Abdullah hocam siz de mi buradasınız? Ben de sizi de canlı yayın almak isterim dedi. Şey bitti, onların konuşması bitti. Beni de canlı yayına almak için telefon numarasını bırakmış. Aradım, konuştum. Ve onun sayesinde biraz canlı yayın yapmaya başladık böyle. Onunla konuşuyoruz, sohbetler yapıyoruz. Böyle insanlar da travmaları soruyorlar bana. Tabii hocam niye soruyorlar sana? İşte ben YouTube'da böyle böyle kanalım var. Orada yeni Alman tıp anlatıyorum. Aa, o zaman onun da yayını çekelim. Bu sefer yeni Alman tıpta travmalar. Hocam bunun eğitimini versene ne zaman veriyorsun dedi Bülent hocam. Vallahi ben de hep erteliyorum. Hani Covid'den sonra biliyorsun Zoom açmak lazım, Zoom'dan yapmak lazım. Alışkın değiliz. Hocam ne zaman veriyorsun, ne zaman? Arayıp soruyor. Yani günü gün. Ya diyorum ki vermeyeceğim diyeceğim ama hani kırılması şey. Sonra dedi ki en son beraber verelim. Birinci gün sen ver, ikinci gün ben vereyim. Zoom ayarlarız, slide'ı da hatta bir şekilde hallederiz. Güzel dedim o zaman yani kıramadım artık bir süre sonra. Beraber bir vermeye başladık o yolculukta. Birinci günü ben veriyorum, ikinci günü o veriyor. Ondan sonra dedik ki hocam hadi ikinci kur hazırlayalım. Sonra üçüncü kur hazırlayalım. Hazırlıklar yaptık. İki ve üç. Öğrenciler yetişti bu sırada. Bir sürü insan eğitim almaya başladı. Ve orada çok büyük bir kitleye hitap ettik. Oradan mezun olan öğrenciler herkesi bizim gösterdiğimiz yöntemlerle şifalandırdılar. Zaten Bülent Hocam'ın da burada kattığı başka bir şeyden bahsedeyim. Ben tabii EFT vuruşlarıyla bunu eğitimin birinci gününü anlatırken regresyon teknikleri de vardı ama atalar kavramını özellikle en iyi şekilde uygulayan zaman çizgisinde ustalardan bir tanesiydi ki bunu Türkiye'de uygulayan birisi yoktu o zamanlar. Zaman çizgisini uyguluyorlardı ama atalara gitmeyi bu anlamda o keşfetmiş ve basitleştirmiş ve sadeleştirmişti. Bizim sistemler bir birleşti. Gerçekten çok olağanüstü, kendine has, harika bir sistem oluşturduk. Bu süreçte de Bülent Hocam yine bizim ekibimize doğru insanları kattı. Beraber işbirlikleri, ortaklıklar yaptı. Hep doğru insanlarla yaptı. Hatırlarsan aslında senin Bülent Hocam'la çok eskiden tanışıklığın var ama onu anlatırsın. Ama ilk tanışma şekli benimle yine ben kanalı olmuş oldum. Yani bu noktada da şöyle, yani sana canlı yayına çıktım, sen de Bülent Hocam'la ortaklığımı fark ettin. Aa ben bunu tanıyorum dedim. Bülent Hocam sana canlı yayına geldi değil mi? Evet. Sonra nereden tanıştığımızın bağlantıları kuruldu çok güzel bir şekilde. Sonrasını istersen sen anlat. Ben tanışma şeklimi anlat.
Ya şöyle oldu ben de bundan 20 yıl kadar önce gerçekten Can Üstad 20 yıl kadar önce NLP'nin bana göre Türkiye'deki ilklerinden bir tanesi. Zaten yabancı hocalardan, eğitim alanlardan sevgili Tamer Evet, Döyücü hocamla birlikte NLP'nin kurucularından gerçekten ve hipnoz konusunda ve yani hipnoz konusunda inanılmaz başarılı ve astral seyahat konusunda inanılmaz başarılı. Biz bir 19-20 yıl kadar önce ondan bir astral seyahat aldık. Eğitim aldık. Hatta hocam da hep astral seyahat eğitimi verirken Lemuria Akademi'de onu da konuşmuştuk. Hatta son kez yapıyoruz demişti. Son astral seyahatimizi 2 defa yaptık. Son kez yapıyoruz dedi. Hep son kez yapıyoruz dedi. İnsanlar da neden son kez yapıyorsunuz dediler. Çünkü hala astral grubunda soruyorlar hani veya astral seyahat ne zaman diyorlar veya bana soruyorlar. Ben diyorum ki ben evet 20 senedir astral seyahatteyim. Ben astral yapıyorum. Ama benim hocam Bülent Hoca ve hoca bize astral seyahati tutup insanları götürmeyi öğretmedi. Yani astral seyahati hocam yaptırıyor. İşte o gün de birlikteydik. Hoca yaptırdı hepimiz astral seyahati. Evet, ben astral seyahatte yaşayan bir insanım ama astral seyahat yapmayı öğreten biri değilim. Böyle bir yetkim de, eğitimim de, donanımım da yok. Ve 20 sene önce astral seyahatte arkadaşlardan bir tanesi, ben o zaman yeni öğreniyorum. Gitti kız kardeşinin masasının üstündeki çay bardağını yere düşürdü. Kırdı yani. Hatta kız yani telefon etti ve biz hepimiz duyuyoruz. Çünkü öyle sağlama yaptırmayı severdi hocam biliyorsunuz. Evet. Kız da korkmuş hatta nasıl yani mutfaktaki şeyi nasıl kırdın bardağı falan asralle geldim. Hakikaten asralle perde kıpırdatmak, sıvıları kıpırdatmak, işte masanın üstündeki bir objeyi kıpırdatmak. Yani bunlar çok güçlü şeylerdir ve bunları yaptırıyordu Bülent hocam. NLP eğitimleri veriyordu. Yani Evet. hakikaten bu eğitimleri veriyordu. Ciddi ciddi taş gibi eğitimler veriyordu. Neyse aradan çok zaman geçti. Ben sevgili Bülent hocamı kaybettim. Telefonunu kaybettim. Asistanının numarasını kaybettim. Aradan zaman geçti. Tabii ki televizyonu bıraktım. Instagram'a geçtim 2 yıl önce ve Instagram yayınları yapıyorum. O arada herkesle Instagram programı yaparken falan bazen genel olarak zaten hani bana talep olur yayın alayım. Bazen de bizim takipçilerimiz işte şunu da al, bunu da al, bunu da al yayına falan derler. Abdullah Hoca'ya yayına al, Abdullah Canatez'i yayına al, demo yaptır falan diyorlar o zaman. İşte o zaman sizinle görüştük. Sizinle görüşürken hani yayın için sayfayı incelerim ben. Hani bana çocuklar getirirler, ekip getirir. Sayfayı inceleriz. Ondan sonra biz işte konuk. Çünkü sayfasının mutlaka rahmani olması benim için çok önemli. Hoş, çok da yanıldığım konuklarım oldu. Sayfa incelemesi yaparken bir baktım Bülent Şenyürek hocam da orada. Vay canına dedim. Çok uzun zaman sonra karşılaştık. Ama sizinle konuştuktan sonra. Sizinle konuştuk. Sizinle okeyleştik. Tarihimizi tespit ettik. O arada Bülent Şenyürek'e yazdım. Dedim mukaddes baş dilli Pekin baş dil ben hocam. Beni hatırladığınızı bilmiyorum ama sizinle de yayın yapmalıyız. İlla ki NLP, hipnoz, astrali anlatmalıyız falan. O da dedi daha hatırladım mukaddes hocam nasılsınız falan. Nerede buldunuz nasıl? Dedim Abdullah hocamla yayınımız var bizim. Siz de gelin. Hatta 15-20 gün sonrasına yayın verebiliyorum. İkinize de arka arkaya yani biriniz salıysa biriniz çarşamba şeklinde yayın programı organize ettik. Hocamla birkaç yayın yaptık Abdullah hocam. Siz hepsinden haberdarsınız. Ben buradaki 1400 canı anlatıyorum şimdi. Aynen. Organizasyonumuzu yaptık. Birkaç yayın yaptık. Bu arada ben eczacıyım. Herkes biliyor. 2 yıl önce yayınları Instagram'da yapmaya başladığımda hep bana ki ben 20 yıldır seminerler veririm. 3 tane bana ait kitap var. 3 tane de ortak yazdığımız kitaplar var. Ve 6 tane dergide, 1 tane gazetede yazarım. Yıllardır yazarım. 2010 yılından beri de yazarım. Yazmaya devam ediyorum. Bu arada
Hiçbirisinden ücret talep etmem. Kitaplarım da dahil ücretsiz dağıtıldı bugüne kadar. Birkaç tane kitap sattım. Birkaç tane kitap satabildim. Satmam gerektiği için sattım. Oradaki enerji kırılsın diye. Şimdi elimde kitap yok zaten. Bu arada eczaneyi son 2 yılda o kadar dillere destan, Türkiye'de tanınan, deliler gibi para kazanan, dermakozmetikte çok başarılı filan falan devasa paraları kazanan bir eczacıydım. 2 yıl önce Instagram yayınları yapmaya başladığımda artık yani tamamen zaten varoluş şeyini filan anlamam benim son 5 yılda olmuştur varoluş nedeni. Başka yere kanalize olmaya başladım. Durduramıyorlar beni eczanenin içinde. Eczaneden vazgeçtim. Derken 2 yıl önce çok büyük bir yargıda bulundum. Dedim ki böyle şeyler uyanış şeylerinde para alınmaz. İnsanlara böyle şeyler para ile satılmaz. Ben zaten eczaneden paramı kazanıyorum. Ben her gün bu yayınları yaparım, uyandırmaya devam ederim. Benim işim ve benim görevim bu. Para almak, para beklentisi içinde olmak değildir. Bunları da ısrarla söyledim bir sürü yayında. Hatta para alanları da yargıladım. Hayatta neyi yargıladınızsa mutlaka oraya gidersiniz. Hayatta Doğru. kimi yargıladınızsa oraya gidersiniz. Hazreti Peygamber de demiş, kınamış, kınadığınız, yargıladığınız, eleştirdiğiniz, kritize ettiğiniz, ayıpladığınız, konuştuğunuz her şeyi yaşamadan bu dünya gezegeninden gitmezsiniz. Ben eczaneyi batırdım. Son 2 yıl içinde tamamen ayda 40 bin lira ödemem var. Gerçekten 5 bin lira kazandım, 35 bin lira ödedim. Bütün biriken parayı bitirdim eczaneye, yatırdım hepsini. Ama bir gün şehirler arası bir yolculuktayım, meditasyona girdim. Dedim ki tefekkür 2 saat falan sürdü. Dedim ki Allah'ım yani benim burada bu çok değil. Nisan'ın sonları. 25 Nisan, 26 Nisan öyle gibi bir şey. Çok değil yani. Çok zaman geçmedi. Dedim ki Allah'ım yani ben neyi göremiyorum? Neyi anlayamıyorum? Benim burada göremediğim nedir? 5 kuruş para kalmadı. Eczanenin devamlılığını getiremeyeceğim. Artık kiramı da ödeyemeyeceğim. Çocukların parasını da ödeyemeyecek durumdayım. İyice iş ciddiye bindi. Yani ha tabii ki evim var, arabam var falan filan. Yani onlardan bahsetmiyorum. Yani iflas etmiş demek, onların da bitmesi demek. Ama eczaneyi taşıyacak param kalmadı artık anlamında. Tefekkürdeyken dedim ki bana bir işaret Allah'ım. Ben neyi göremiyorum? Ben neyi anlayamadım? Burada olan nedir? Ekran yemyeşil, hiçbir şekilde görüntü yok diyor. Bütün canlar, ne olur girin çıkın canlar, ne olur girin çıkın. Bu şekilde olacak. Girin çıkın düzelecek o. Sonra 2 saat sürdü hocam tefekkür. 2 saat. 2 saat sonra telefon çaldı. Tam böyle bitti artık her şey bitti. Ben sırtımı dayandım ama hala şehirler arası yolculuktayım. Telefonun ucunda Bülent hocam. Hala Allah rahmet eylesin alışık değil dedim. Allah rahmet eylesin. İlk defa söyleyeceğim herhalde. Telefonun ucunda. Bugün gibi daha. Dedi ki Mukaddes hocam. Bir şey soracağım ama. Beni yargılama yani. Tuhaf gelebilir sana. Sen ne yer ne içersin. Cümle aynen böyle. Sen ne yer ne içersin. Ne iş yaparsın. Nereden para kazanırsın. Bütün sayfanı inceledim. Ne yaptığını inceledim. Sen Bir şey hiçbir bulamadım parayla yapmıyorsun hiçbir şeye. yani. Ben böyle kaldım. Dedi ki 2 saattir dedi telefon elimde. İçimden bir ses seni aramam gerektiğini söylüyor. Ama bir türlü arayamadım. İşte o 2 saat benim meditasyonda ve tefekkürde olduğum 2 saat. Bir şey diyor, ara diyor, ara ara diyor mukaddesi diyor ama aramıyorum, çekindim. Direkt telefonda bunu söyledim. Dedim hocam bir dakika. Ben dedim bir işaret istedim Allah'tan. Bana bir yol göster dedim. Şimdi dedim
Siz aradınız beni. Nasıl yani dedi. Durumu anlattım. Böyle böyle oldu hocam dedim. Yani ben 2 saattir dedim tefekkürdeyim. 2 saattir arayacağım vallahi dedi. Telefon elime geliyor geliyor. Ya bu kadın beni yanlış anlar diyorum bırakıyorum. Telefonu elime alıyorum alıyorum. Bu kadın beni yanlış anlar diyorum bırakıyorum. En sonunda dedi dayanamadım dedi aradım. Bana anlattı dedi. Ne ol? Neden dedi eczaneye bu kadar bağlısın? Burada göremediğin nedir dedi. Neyi bırakamıyorsun? Bu dedi nasıl bir tutunma böyle dedi. At sat gitsin yol kapanmış. Dedim hocam ben öyle büyük konuştum ki eczaneden bana para akar. Bilginin satılmaması lazım. Bilginin bedavadan dağıtılması lazım. Dedi ki bu nasıl bir kibirdir ki dedi. Sen dedi Allah'ın rolüne girmişsin. Anlamadım. Sen dedi Allah'ın rolüne mi girdin? Bu nasıl bir kibir? Sadece dedi Allah verebilir karşılıksız. O da dua edin der. O da ibadet edin der. Sen dedi nasıl böyle bir şey yaparsın? Neyse o gün bana bunları söyledi söyledi ama beni ikna edemedi. Yani bunları yapmaya ikna edemedi. Telefonu kapattık dedim hocam yoldayım. Ama kafamı karıştırdınız. Allah razı olsun. Ben en kısa zamanda sizi arayacağım dedim. Kafam basmadı yani. Ve kapattım telefonu. Abdullah hocam, eğer Bülent hocam mı benim telefonumu aramasa ben onu aramayacağım yine. Yayın için arayacağım 1 ay sonra. Ertesi günü eczaneden çıktım. Hava soğuk daha böyle. Palto gibi bir şey var üstümde. Telefon cebimde otoparka gidiyorum. Tam otoparka gideceğim. Yanında bir misafirim var. Birdenbire bir erkek sesi konuşmalar duyuyorum. Ne konuştuğunu da duymuyorum ama Allah Allah dedim. YouTube falan açıldı herhalde cebimde. Telefonu elime aldım. Bülent hocam. Dedim ki aa Bülent hocam aramışsınız duymadım dedim. Telefon cebimde. Kendi kendine açmış. Hayır dedi ben aramadım dedi. Ama şöyle bir şey var. Ben dedi seni arayacaktım. Bir bardak sürahiden dedi bir bardak su koydum suyumu içip arayacaktım ama sen önce beni aradın dedim ki ben aramadım yo sen aradın dedim hocam ben aramadım sizi telefon cebimdeydi vallahi dedi siz aradınız ben arayacaktım ama ben aramadım bir baktım ki telefona ben aramışım nasıl ya bir gün önce konuştuk ama arada biz 10 kişiyle daha konuştuk 15 kişiyle konuştuk son arama değil yani hani cep telefonu kendi kendine onu aradı dedi ki Mukaddes hocam işarete bakar mısın dedi. Senin dedi bir an önce bir okul kurup bu uyanışı daha dedi farklı bir kanala taşıman. Yine yayınlarını yapacaksın ama farklı bir yerden de bütün bu hocaları toplayacaksın. Kendi seminerlerini vereceksin. Kendi eğitimlerini vereceksin. Bu şekilde de katkı olacaksın ki önün açılacak. Bu şekilde dedi bitersin dedi. Düşünsene dedi. Hazreti Peygamber bile ben sizin içinizde en çok işte zengin olanlarınızı severim demiş. Bunu anlattı. Bazıları da sitem etmişler. Nasıl yani? Eli cebinde olanlarınızı severim. Sen dedi elin cebinde olmadan nasıl dedi insanlığa katkıda bulunabilirsin? Orada ben böyle kaynar sular döküldü başımdan aşağıya. Senin dedi kendine hayırın olmaz böyle. 5 kuruş paran yok cebinde. Doğru mudur? Doğrudur. Peki sen daha önce yarın evet tabii ki hiç ben paranın hesabını bilmem elim cebimdedir. Allah'ıma şükürler olsun ama 2 senedir elim cebimde olamadı çünkü kendimi idare edemiyorum. Dedi ama nasıl katkı olacaksın? Beni ikna etti. Okey o da hocam falan cumartesi günlerden ama tamam hocam yaparız falan filan ben okey tamam hocamı yine atlatıyorum. Atlattım. Ertesi günü pazar. Öğleden sonra saat 12:01. Hemen aradı. Mukaddes hocam müsait misin? Evet hocam. Buyurun müsaitim. Hemen eline kalem kağıt al. Ne oldu hocam? Okulun adını koyuyoruz. Hocam yapmayın. Ne koyalım? Bir bilgelik okulu mu olsun? Bir şey mi? Hocam ne olur yapmayın. Demeye kalmadı. Yani şunu koyalım, bunu koyalım, mukaddes baş dil koyalım, şunu koyalım. Bana okulun adını koyduruyor. Ben o gün akşam da Ozan Partal'la konuştum. Önümüzdeki günlerde eğitimimiz var. Ozan da dedi ki Lemurya Akademi olsun. İsim babası oldu. Bülent hocam zorla okulu kurdurdu. Ertesi günü okulun anonsu yapıldı. 3 Mayıs Lemurya Akademi'nin doğum günü. 3 Mayıs'ta Lemurya Akademi ilan edildi.
Ve ondan sonra hemen asgari eğitimi, hemen hiç vakit kaybetmeden aktive edildi. Yani Allah razı olsun, ben kendi adıma hakkını ödeyemem. Bu cesareti, bu şeyi ve bugün başka bir kardeşimiz mesela Lemuria Akademi'de İngilizce dersleri vereceğim diye geldi. O sürprizlerle de çıkacağız Aa. inşallah. Yani Çok güzel. ücretsiz eğitimler de vereceğiz. Ücretli eğitimler de Oo. vereceğiz. Vallahi. Yani Harika, sevindim. insanlara ücretsiz eğitimler verilip onun yanında ileri seviyelerde de İngilizce ücretli eğitimler de verilecek tabii ki. Ama bunların hepsinin arkasında sevgili Bülent Hocam var ve onun şeyleri de, yani diyorum ya, NeuroDNA'da, Lemuria Akademi'de yaşadıkça sevgili hocamızın hakkı ödenmez. Amel defteri de kapanmaz Allah'ın izniyle. Amel defterini de açık tutarız sevgili Bülent Hocam'ın bizler yaşadıkça diyorum. Evet. Ve biraz da sana bırakıyorum. İşte böyle, bu Çok kayıtta güzel. kalacağı için Evet. Bülent Şenyüreğin benim için anlamını herkes bilsin istedim. Yani bu çok... Evet, yani ben de o zaman bu yayına özel biraz bahsedelim tabii Bülent Hocam özelliklerinden. Şimdi çok hızlı dikkat özelliği vardı. Mesela bir post hazırlandırdı ve oradaki eksikliği hemen hızlı şekilde görebilecek bir dikkat, güçlü bir dikkati vardı. Hızlı eyleme geçerdi, çabuk karar alırdı. Göç yolda düzelir, kervan yolda düzelir derler yani. Onu çok severdi. Güç, birlikle bir şeyler yapabileceğimizin daha iyi olabileceğini. Yani bugün koskoca bankalar, büyük bankalar birleşiyorlar, güçlerini birleştiriyorlar. Daha büyük bir şey ortaya çıkıyor derdi. İşte hep bir örnek verirdi. Şimdi Yapı Kredi ile bilmem hangi banka birleşmiş de şu güce ulaşmış falan gibi. Yani gerçekten de hayatında da ortaklıklar yaparak gitmiş. Ben de öyle öyleyimdir. Geçmişte çoğunlukla öyle gitmişimdir. Onun gücünü fark etmiş. Yani böyle egosal oyunlar yapıp herkesin birbirine kişisel gelişim deyip de egoyu güçlendirdiği bir ortamı asla kabul etmedi Bülent Hocam. Bunun yanında 80'e yakın, 90'a yakın farklı eğitim alıp bunların özünü özellikle NLP'den hiçbir zaman vazgeçmedi. Hipnoz, NLP ve spiritüel konularla ilgili bir eğitimleri vardı. Ama 80'e yakın eğitim alıp onların içerisinden damıttıklarını mutlaka eğitimde kullanılırdı. Mesela yaşıyor olsaydı bize bir avatar eğitim verecekti ki bir gün bir yayında biz ücretsiz eğitim duyurusu yaptık. Bülent Hocam ara ara yapardık. İşte ikinci günü ben veriyorum, birinci günü o veriyor. Zoom'dan yapıyorduk. Avatar yönteminin uygulamasını gösterdi. O uygulamayı bir hanımefendi yapmış, kendine yapmış, eşine yapmış, herkese yapmış, her şeyi şifalandırmış o yöntemle. Ve insanlar da çok merak ederdi bu avatar ne, avatar ne. Bundan sonra bir gün vereceğiz, bir gün vereceğiz. Daha Bilgi Bankası'nda yani güzel anılar, şeyler, teknikler, yöntemler insanlara katabileceği mutlaka hikayeler yani vardı. Dolayısıyla hani burada kayıtlı kaldığı için söylüyorum. Hani her dokunduğu insanda mutlaka bir başlatıcı formül. Mesela benim hayatımda dediğim gibi ben seminerler veriyordum ama koronadan sonra durmuştum. Telefonda bireysel danışmanlık yapıyordum o sırada farklı bir konuda. Oradan da vazgeçirdi beni mesela yani. Burada devam etme, bireysel danışmanlık süreci değildi. Biz büyük gruplara eğitimler verelim deyip beni zor vazgeçirdi. Böyle vazgeçirdiği insanların sayısı da fazla bu arada. Yani hani nereye gitmesi gerektiğini yol gösterip şunu şunu yapma da şunu yaparsan daha hızlı yol alırsın şeklinde aksiyon aldırdığı diyelim kişiler hep oldu. İşte Adil Hocam da anlatır. İşte bazı eğitimlere başlaması, buradaki işte bireysel danışmanlıkları çok çok azaltması yine onun hayatında da Bülent Hoca'nın aksiyonları sayesinde oldu. Defalarca söylerdi bir şey yani doğru olduğuna inandığı bir şey olduğu zaman. Öğrencilerine gelirsek, salı toplantılarını 30 yıldır yapıyordu. Biraz önce söylediğiniz gibi NLP'yi başlangıçtan beri almış. Bu salı toplantılarındaki öğrencileriyle hep uygulamalar yaparmış. Orada çok güzel dostluklar olmuş ve bizim işte o noktada onlarla da biraz tanışma şansım oldu kısmıyla. Yani hepsi çok üzüldüler. Çünkü burada ilk NLP dersini Bülent Hoca'dan alan insanlar vardı orada mesela. Onlar dediler ki yani biz hocamızı asla unutmayacağız. Bize çok güzel şeyler kattı. Çünkü bu tarz şeyleri herkes vermeye kalkabilir ama ustaları bellidir yani bu işin. İşte biraz önce bahsettiğimiz Tamer Hoca var. NLP ilk kuranlardan.
almış onu. Hı. Bülent Hoca da öyleydi. İlk Kur'anlardan aldı ve onun hikayesini de anlatayım nasıl aldı. İşte bir gün dershane kapanıyor galiba. Orada öğretmen olarak çalışırken gazetede hipnoz eğitimine denk geliyor. Ben diyor bunu almalıyım. Ama cebinde parası yok. Hani bugün eğitime para bulamıyorum diyenler için de söylemiş olalım. Annesinin bileziklerini sattırıyor. O zaman Çok için 10 an, bin euro mu? çok anlatır, çok anlatır, çok anlatır. Annesinin bileziklerini sattırıp ikna edip o eğitime gidiyor. O eğitimde NLP eğitimi diye gidiyor. Sen şey hipnoz eğitimi diye gidiyor. Hipnoz aldıysan NLP diye bir şey var. Onu da alman lazım diyorlar. O da zaten pek sorgulamayı sevmezdi ama eyleme geçerdi. Ne kadar şu para? Onu da senet imzalatarak alıyor. Hem de o kadar büyük Bir paralardı ki o zamanlar, şimdiki gibi değil. de Dolar yani dolar, delilik. binlerce dolar. Yani bir delilik. Neden delilik? Hani sonuçta sana bir şey vaat etmiyor NLP o dönem ilk çıktığında. Tamam yabancı hocalar Türkiye'ye geldi ama sana bir iş garantisi falan vermiyor. Yani bu sertifikayla dünyayı dolaşırsın demiyor. Ama meraklıları gitmiş ve orada tek imkanı olmayan kişi bendim. Oraya gelen bütün NLP uzmanları belli bir parasal gücü vardı. Ben parasal gücüm olmadan o eğitimi aldım. Peki o eğitimi almasaydın ne olurdu hocam dedim. Vallahi bir öğretmen olarak emekli olurdum ve ölür giderdim dedi. Yani öyle geçerdi hayatım, emeklilik hayatım dedi. Ama bu eğitimler aldıktan sonra ne değişti? Ben değiştim. Çevreyi değiştirdim. İnsanlara değiştirdim. Katkı sağladım. Yani o risk alma potansiyeli, hızlı eyleme geçme potansiyeli sayesinde çok şey başarmış birisi. Daha da ötesi şunu da anlatırdı bana. Teknikleri işte derste görüyoruz NLP dersinde. Ben hemen uygulamaya geçerdim. Arkadaşlar nasıl uygulanacağını sorarken yine orada da hızlı ve çevik olma hali. Ve gerçekten de uygulamaları pratik hale dönüştürüp herkesin anlayabileceği hale getirme özelliği de Bülent hocamın vardı. Geçmişte birçok kişiyle dostluk kurmuş. Yani camiada bir gün bir kişisel gelişim uzmanı bana şunu söylemişti. Yani sektördeki diğer arkadaşlar için. İşte kişisel gelişim dünyasında insanlar birbirine ne destek olurlar ne de köstek olurlar. Böyle arada bir yerde kalırlar gibi söylemişti. Ama Bülent hocam onlardan değildi. Destek olurdu, köstek olmaz. Yani çok arkadaş dost edinirdi. Kendi alanıyla ilgili de çok hocayla tanıştı. Onlarla birlikte iş yapma tekliflerinde bulundu. Herkes kabul etmedi. Potansiyel olan kabul etti. O güç kabul etti. Yani Mukaddes Hanım bugün hazır olmasaydı Bülent Hocam da o teklifi ona yapmayacaktı. O doluydu. O da doluydu. Farklı alanlarda doluydu. O doluluk gerçekten Lemuria Akademisi'nin kurulmasına sebep oldu. NeuroDNA'nın kurulmasına sebep oldu. Hani bu noktada çok şey anlatılabilir. Ama kelimelerin bazen de gücünün yetmediği alanlar var. Onu tanıyanları böyle arada çıkartabiliriz. Mesela şu an canlı yayınımıza katılmak isteyen de olursa, değil mi Mukaddes Hanım? Alabiliriz Tabii aslında. kesinlikle alırız. Kim var bilemiyorum. Çok Alişan nadir Hocam var falan. aslında. Kim? Alişan Hocam gelir mi? Alişan Kapaklıkaya Tabii Hocam. ya. Burada mı şu anda? Burada mı Alişan Hocam? Burada gözüküyor. Aslında biraz bize de bahsedebilir. Onun da anısı var mıdır bilmiyorum. En azından bize canlı yayın isteği siz bakalım isterseniz Mukaddes Hanım canlı yayın Bakayım, isteği gönderebilir bakayım mi? Alişan Hocam burada mısınız diye. Yani katılmak isterse onu alabiliriz. Aslında çok İnşallah güzel, o da bir. çok güzel olurdu. Hatta Adil Hoca da biraz önce yayında O da mı burada? Alişan Hoca'ya bir istek yok. Biraz önce Adil Hoca yayındaydı, canlı Onu da yayın yapıyordu. Keşke onu da şimdi. alırız. Yani buraya gelen hocalar olur. Cemal Kondu hocamız vardı. Onu çok eski tanır. O da izleyiciydi biraz önce gördüm. Onu da alabiliriz. Yani onlar hep kendi yaşıtı arkadaşları ya da eğitim aldığı beraber yola çıktığı yollarının devamlı kesiştiği arkadaş grupları var. Yani onlardan da dinlemek iyi olur eğer buradalarsa. Alişan Şu an Hoca tek istek göndermemiş ama ben Alişan Hoca'ya istek gönderdim. Acaba inşallah buradaysa kararlanır. gelir. Buradaysa gelir. Ama bana istek göndermemiş Alişan Hocam. Müsait olmayabilir. Yani müsaitse onu da alabiliriz ya da Alişan Hocama not yazmışlar ama canlar. Evet. Alişan Hoca gelirse alırız. Yok katılamıyor diyor. İnşallah. Muhtemelen yayında değil bence. Evet belki de isim benzerliğidir. Bazen böyle olabiliyor. Başkası ona hesap açıyor adına.
Yani Adil hocam olabilir, başka bir hocalarımız olabilir burada daha önce. Muammer hocamı gördüm. O da onunla da canlı yayın yapmıştı mesela. O da katılabilir. Arzu ederse konuşuruz. Evet. Buradaysa tabii. Evet, daha 48 yaşındaydı Bülent hocamız, doğrudur. 48 yaşındaydı. Kim geldi? Kim geldi? Evet. 5-6 kişi geldi ama canlar. Baktım rastgele bağlı birini. Belki Yanlışlıkla istek de göndermiş olabilirler. o da olabiliyor bazen. Hayata Geç Akademi mi? Hayata Geç Akademi gibi bir şey var. Adil hocam burada olsa o da görürdü konuda. Ama bu şeyleri, yayınları yapacağız sık sık. Yapacağız. Adil hocamla yapalım. Bir Adil hocamızı anlattıralım. Hakikaten Alişan hocama anlattıralım bir gün. Alişan hocamla tabii çok birbirlerini tanıyorlardı ama muhtemelen böyle büyük bir arkadaşlık, dostluk, muhabbet geçmemiş olabilir. Yani sadece birbirlerini hoca olarak biliyorlardı. Belki bir iki kez diyaloglar olmuştur diye düşünüyorum. Evet canlar, demo Hocamla. Abdullah hocamın sayfasında yapıldı saat 10:30 gibi. Onun için bugün demomuz yok. Evet. Abi bu arada devam edelim biraz. Yani çok öğrenci yetiştirmiş. Hani bu noktada çok dua alırdı. Çünkü bazı vakalar gerçekten işte 50 yıllık takıntım geçti, 30 yıllık çürüğüm geçti. Böyle hani insanlardan böyle güzel şeyler duyunca bir hocanın isteği nedir? Bunları duymaktır sıklıkla. Bir de öğretme noktasında da gerçekten etkili bir öğretme tekniği vardı. Hani Instagram'daki duruşu belki bazen sert gelebiliyordu insanlara yazıları alt tek okuduğu için. Ama eğitimlerinde daha böyle soft bir şekilde ve kolaylaştırarak anlatma becerisi vardı onun da. Yani kendi yöntemlerini özellikle çok saflaştırmış, basitleştirmiş, öğrencilerin anlayabileceği şekle getirmiş haldeydi. Şakalar yapardı. İşte onların öğrencilerinin abisi, babası, babacan tavırlarından dolayı böyle gören çok olurdu. Sahip çıkma özelliği, işte gaza getirme özelliği, hani kaba tabirle söylüyorum, motivasyon özelliği. Yani en şey bile yaparsın edersin ciddi motivasyonlar veriyordu ve Muammer Hoca mı geldi? Muammer ona Çelik Hocam. da öyle Muammer Muammer Çelik Çelik Hocamız hocam olabilir. gelmiş. Onu alalım canlı yayına. O da evet. Hocam, evet, hemen davet gönderdim. İnşallah o da başka bağlanırsa ondan da ortak yayın yaptılar çünkü onlar da canlı yayınlar. Hani hem onları paylaşır. Evet, evet. Muammer Hocam hoş geldin. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Mukaddes Hanım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Ara ara çok da gerçekten güzel bir programlar icra ediyorsunuz. Özellikle de bugün söylediğiniz şeyler inşallah bütüne faydalı olur. Nice Bülentlerin çıkmasına vesile olur. Hani biz diyoruz hep böyle insanlar öldükten sonra hep fark ediyoruz. İnşallah insanlar ölmeden değerleri bilinen böyle Mukaddes Hocam gibi, Abdullah Hocam gibi canların tanınması, değer bulması diyeyim. Ben kusura bakmayın böyle hemen merhaba demeden girmiş oldum. Bu yapılan. Estağfurullah. Hocam, senle de canlı yayınlar yaptı Bülent hocam. Yani nasıl bir enerji alıyordun kendisinden? Evet. İstersen ben hocamla şöyle muhabbetimizden biraz bahsedeyim. Hocam bakıyorum böyle canlı yayın açıyor. Açıyor bir kitap Kant'tan, Descartes'tan okuyor. İlk başta böyle bir yüklenme oluyor 20 kişi sonra 7 kişi kalıyoruz. Böyle ama çok da harika. O kadar böyle hoş da ben de hoşuma gidiyor biraz felsefeden hoş kalırım. Ya bir iki
diyorum ki bu insan çok dolu. Yani şöyle de sonra baktım ki ben Bülent Hoca'nın 3 tane kitabı benim kütüphanemde. Hatta CD'si var Müge Hanım'ın, var. Onu hipnoz CD'si. O da daha sonra fark etmiş oldum ben de olduğunu. Daha seminerlerde böyle uzaktan görmüşlüğüm var ama böyle oturup bir muhabbetimiz yok. Mukaddes Aksoy hocama söyledim, dedim hocam sizden, dedi ki işte biz beraber çalışmalar yapıyoruz. Dedim ki ben bu değeri dedim benim takipçilerimle tanıştırmak istiyorum. Telefon numarasını verir misin? Verdim, hemen dedi olmaz mı hocam? Ben dedim hemen posta hazırlıyorum hocam, ne zaman? İsterseniz bugün akşam, isterseniz yarın fark etmez. Hemen ben hazırlıyorum, gönderiyorum dedi. Böyle aldık ve başladık böyle canlı yayınlara. Fakat benim asıl anlatmam nasıl diyeyim, kadim şey, nasıl böyle rastlantısal olarak şunu söyleyeceğim. Geçen sene ben Eylül'de çok ağır bir korona atlattım. Ve onunla da sözleşmiştik. Böyle ara ara canlı yayın yapacaktık. Fakat ben ağır geçtiğinden dolayı bir ay oldu. Hep böyle öteliyorum. O da bir iki hocam ne zaman demişti. Sonra artık nefes almaya başlayınca attım hocam canlı yayın yapabiliriz. Ve benim geçen Ekim'in ilk başıydı yanılmıyorsam, o koronalı halimle, 10 kilo vermiş halimle onunla canlı yayını yaptık. Koronayı konuştuk, nefesi konuştuk. Ve o da şöyle inşallah milletimizden, insanlıktan bu gitsin diye. Öyle bir şey yani bir nasıl diyeyim, denk kader denk bir boyutu oldu. Sonrasında da gerçekten ben sürekli abla hocam olsun, Bülent hocam olsun ki benden eğitim alan canlara hep sürekli onları yönlendirdim ve şu an bizden eğitim alan canlar şu anda da izliyorlardır. Hocamlardan eğitim aldılar, bana çok teşekkür ettiler. Abla hocam da işte bizim kamplarımız oluyor, oralara geldi. Onlardan işte gittiler hocam, iyi ki bu değerlerle bizi tanıştırdınız. Şimdi bizler hiçbir zaman kendimizi böyle rakip görmedik, hep refik gördük. Ve bundan dolayı da ben kendi adıma her programın bittiğinde tak diye abla hocama bağlanıyorum. Ve abla hocamla izliyorum. Orada kendime demolar yapıyorum. Bu arada küçük de böyle bir geçiş yapıyorum. Hep merak ediyorum. Bu abla hoca bunları okuyor mu, ne yapıyor diye. Hatta Bülent hocamla bunu paylaştım. En son görüşmemizde bunu paylaşmıştım. Ya dedim acaba bu hoca bunları okuyor mu, ne yapıyor? Bir gün takke düştü, kel göründü. Bu hocanın kameranın üzerinde kağıt düştü. Abdullah hocam dua okur gibi. Allah bir şey yapıyor. Ben de şey diyeyim ama bakıyorum hocam ne yapıyor falan. Bir baktım hocam gayet iyi. Bunu en son paylaşmıştık. Bayağı da bir gülüşmüştük. Hocam dedim içten olunca gönle dokunuyor şeklinde. Tabii ki Bülent hocamın da yaptıkları aynen bizden birisi, yani evimizde bir abimiz gibi kızıyordu o tatlı bir şeyi, tatlı bir Kızmayı severdi. kızması. Çok, Tabii. çok doğal, çok doğal. En büyük özelliği doğal olmasıydı. Öfkesi, Evet. kızgınlığını, duygularını ortada yaşıyordu. Aynen, hatta bir gün sizinle de anlıyorsam tam açtım ben. Bülent Hoca köpürmüş böyle, tamam mı? Herhalde altta yazmışlar ki hocam ne zaman şey yapacağım? Ya kardeşim diyor, bu kadar şey yapıyoruz. Müsaade edin de bir kendimizi anlatalım. YouTube'a koydum işte o Öyle mi? son üçümüzün yaptığı son yayındı. Bir demoydu. Aa, Bir şeyimiz denk geldim. vardı. Ben izledim onu. Eğitim vardı Emre Yazgan hocamızın. Onu ben Evet. anlattım. Bir 5-10 dakika ben anlattım. Bana Evet. kızdılar. Yani işte bu çok uzattınız artık bir demoya geçelim diye. Evet. Hocam da altını okurdu hep. Yani illaki Evet. altını okurdu. O arada artık dedi ki yani uzattı. Yani demoya geçecektik ama dedi. Yani o yayını kaydettim ben var YouTube'da. Evet. Hatta reklamı olmayan tek YouTube şeysi videosu olarak orada duruyor. Dedi ki sizin yüzünüzden 10 dakika uzattık. 3000 kişinin hakkını yiyorsunuz. Sonradan hani ben onu gördüm. O bölümü de acaba kessem mi kesmesem mi? Hayır dedim olduğu gibi. Olduğu gibi kalsın. Hakikaten çok şey bir insandı. Yani çok net bir Evet. insandı. Şeffaf. Maskesiz. Bunun Aynen öyle hocam. üzerinde biz de kendimizi anlatalım. Evet. Haklıydı da yani. Kesin. Demo. Demoya girip kayboluyorlar. Onlara kızardı, üzülürdü. Biraz bir Evet, hemen ayrılan da hiç kız. hatırımız yok yani. Hani birazcık Evet. zaman alın. Hemen alıp gitmek değil. Biraz da bizimle kalın şeklinde Kesin. kırgınlıkları olurdu. Evet. Evet. Ben şunu da Evet. katmak
Abla hocam özür dilerim. Şimdi dedi ki nasıl yani ben o koronadan çıktıktan sonra nasıl bir duyguydu? Ben ona şunu söyledim. Dedim ki ben 2 kere nefessiz kaldım artık gidiyorum dedim kız kardeşim artık. Kalanlara selam olsun. O anda ya dedim Muammer bu kadar yazdım, bu kadar çizdim, şunu o kadar yap. Bunları bir kitaba çevirmedin. Hep ben mükemmeliyetçi olduğumca hep böyle ertelerim. Ya bir de böyle arkanda ya ben Muammer Hoca'nın öğrencisiyim diyen kaç tane var dedim ya. Dedim aman Tanrım ya bana müsaade et. Ben gelmiyorum. Ama artık inan böyle nefesi veremiyorsunuz. Artık bittim yani kız kardeşime sadece şunu söyledim. Sırtıma vur, pencereyi aç, bir de su getir işte artık o kadar. Yani o anda işte bilinçaltı dilinde o duyguyu burada biraz otohipnoz aldım. Kendimi o duyguyu işte bir şeklen biliyorsunuz hocam daha sizler de biliyorsunuz NLP'de bir şeyi somutlaştırdığın zaman bitmiştir. Onu somutlaştırdım ve o anda onu çevirdim. O enerji boyutunu çevirdim. Böyle bir ha diye bir nefes çıktı. Çekince tamam dedim. Yani hocam öyle dedim. Dedim ki ben müsaade aldım. Bülent hocam. Onu da hocamın sayfasında da vardı. Bende de vardır. Böyle 2 şey için yani üzülmüştüm. Ya bu kadar okudum bunları bir insanlığa şey yapamadı. İki, ya insan gibi böyle gerçekten benim diyeceğim bu kadar bilgiyi paylaşacak insan yetiştirmedi. Onu Şimdi paylaşmıştım Muhammed ama Hoca. şükürler olsun hocamın binlerce şu an, yani binlerce diyorum çünkü, binlerce şu an Bülent Şenyüreği var. Çünkü onun düşünceleri, onun eğitimde verdikleri, yani benden de giden arkadaşları görüyorum. Çok şükür. Buna ondan dolayı şey yapıyorum, seviniyorum. Buyurun. Çok doğru bir noktaya değindi. Şimdi biraz önce dedin ki kitap okumaları yapardı. İşte Evet. felsefi kitapları özellikle. Aslında Bülent Hoca'nın bir felsefi yönü de vardı. Evet, Yani nasıl? bir filozof, bir düşünür. Zaten sosyologu hayatı yorumlamayı ve toplumu yorumlamayı gerçekten sindirmiş. Bunu da günlük hayatındaki cümleleriyle kullanırdı. Yani dolayısıyla herhangi bir konu hakkında yorum yaptığı zaman genellikle isabetli yorumlar yapardı. Evet. Hani tabii ki kişisel hayatı için söylemiyorum. Herkesin kişisel hayatında yanlış kararları var, doğru kararları var. Ama özellikle biriyle ilgili, bir kişiyle ilgili yorum yapacağı zaman, bir durumla ilgili yorum yapacağı zaman o sosyolojik bir analiz içerir. Bu önemli. Ve yol göstereceği zaman geleceği görürdü, hızlı karar alırdı, hızlı insan seçerdi. Çünkü Bülent Hocam Antalya'da zamanın belinde 5 tane psikolog çalıştırmış. Evet. Antalya'nın bütün kişisel gelişimle ilgili olan alanı kaplamış, onun dışında başka bir isim anılmıyor. Ama işte o dönem hem ortada da var Müge Kasaroğlu, çok güzel gidiyorlar. Ama işte o dönem şey çıkıyor, kriz çıkıyor. 99 krizi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada tabii ciddi reklam yatırımları falan yapılmış. Kazanılan paralar hep oralara akmış. Evet. Öyle olunca da şeyden sonra canları istememiş yapmayı. Yani o krizden sonra Evet. işi kapatmışlar ama Gösterdi hani orayı, Antalya'yı domine etmiş. herhalde. Oranın bütün otellerine, bütün oradaki personele, bütün okullarına, bütün hatta orada Antalya'nın yerel TV'si hangisidir bilmiyorum tabii orada yaşamadığımız için, Doğru. ama o yerel TV'de düzenli yayın yapmak için oraya paralar verilmiş, gün haftalık. Yani o kadar bir işi yaparken saldırı dediğimiz bir taktik izlerdi. Yani saldırı, bütün kanallardan saldır. İşte diyor ki, hatta bazı öğrencilerin diyor, bizim danışmanlık şirketimizin diyor şeyi vardı dosyalarında, böyle pusula danışmanlıktı onun şeyi. Ne bileyim, böyle biz otobüslere giydirdik reklamımızı. Evet. Hatta bir gün şöyle bir şey de anlattı. Bülent Hocam tabii yaptığı işin böyle bütün alanlarını domine etmeyi sever. Bir günde İngilizce işine girmişler. Yani Evet. kendi ofislerinde böyle hoca tutmuşlar. Bunun da yöntemin adına da eklektik yöntemle İngilizce öğrenme. Eklektik, işte bir takım bilgileri birleştirip onları Birleştirin. harmanlayıp. Ha, yani böyle bir anlama geliyor, ama işte Evet. birisi ofise geliyor. Diyor ki, ya diyor, siz diyor elektrikle diyor şey öğretiyor musunuz, İngilizce? Ya diyor, öyle bir şey yok. Yani ne elektriği? Hocam işte böyle böyle eklektik şu demek falan falan. Ya yapmıyor musunuz elektrikle falan?
İşte demiş ya, elektrikler gitti, sen bir daha gel bir hafta sonra falan. Adam hakikaten bir hafta sonra bir daha geliyor. Böyle hani Bülent Hocam yaptığı işlerde denemeler, böyle güzel hatıraları vardı yani, anlatırdı. Hikayeleri çok ünlüdür. Yani bizim eğitime katılanlar daha çok biliyor tabii. Er eğitimin arasına hem kendi yaşadığı hikayeler, hem danışanları ile ilgili hikayeler, hem sembolik hikayeler, bilinçaltına hitap eden, NLP bildiği için bunu yapardı. Dolayısıyla hani gerçekten bir ustaydı diyebiliriz. Kesinlikle. Ve yaptığı işi artık hani zirveye taşımış. O, hatta dediğim gibi birçok eğitim alırdı. Bize de şunu önerirdi, bize işte öğrencilerine. Her bir bulduğunuz eğitime gidin. Neden? O zaman bizim eğitimin farkını anlarsın. Birçok en kötü eğitimden bile bir şey kaparsın. Yani Evet. çok güzel böyle hani jenerik kelimeleri, cümleleri, bakış açıları diyelim vardı. Öğrenciler de öyle hatırlarlar. Yani ondan NLP eğitimi almış olanlar, bizden NeuroDNA eğitimi almış olanlar, işte şu eğitimde şunu söylemişti, şu hikayeyi anlatmıştı, o aklından asla çıkmıyor. Onun sayesinde bu işte şifacı oldum, insanlara destek oldum, bugün şunu adım attım, buna adım attım şeklinde gerçekten hayata dokunmuş, yaşamlara dokunmuş diyelim. Şey yapıyordu hocam, mesela canlı yayında direkt şifalandırma yapıyordu. NLP'nin tüm tekniklerini, yani hatta şunu söyleyeyim, izleyen canlara hediyemiz olsun akşam. Geriye dönük hocamın Instagram, bilmiyorum kaldırdılar mı bilmiyorum, ama alsınlar kalemi. İnanın bir NLP eğitiminde almayacak, şey öğrenemeyecek kadar teknik hocam uyguluyor gelen danışanlara. Birebir uyguluyor. Ya ben hatta Mukaddes Hanım'a dedim ki, Aksu'ya, ya dedim ya bu kadar verici, yani gerçekten canlı yayında da maşallah dedim, ya tam pislik şeklinde. Sonra konuştuğumuzda da, ben kamplar yapıyorum. Antalya'ya da çokça gidip geliyorum. Fakat tam böyle şey olacak, bu pandemi olunca, pandemiden sonra da en son yani program vardı Antalya'da. Korona çıktığım için gidemedim. Yani en son yani orada tanışacaktık, konuşacaktık. Nasipmiş demek ki, ya yüz yüze hiç bir araya gelmedik. Ama sürekli canlı yayında, telefonlarda ara ara bazı durumları ben sorardım, Allah razı olsun. Cevap hiç şey yapmana, yani böyle bir zamanım yoktu vesaire falan yok. Saatlerce o sorduğum konuyla ilgili bilgi verirdi. Hatta bazı işte diyelim meslekle ilgili vesaire durumla ilgili sorduğum şeylere de cevap Şimdi verirdi. zaten işin enteresan tarafı şudur. Bülent Hocam bazı yönlerini Instagram'dan tabii gösteremezdi. Mesela hipnoz konusunda ileri seviyede uygulamalar yapabilen nadir hocalardan bir tanesidir. İşte hipnoz deyince eskiden Adil Mamiş de tanınırdı. İşte Bülent Hocam tanınırdı. Çünkü onlar sahnede gösteri yaparlardı. O zaman yasak değildi hipnoz sahnede gösteri yapılması. Dolayısıyla da insanlar gösterileri severler. Yani birini çıkartıp orada hipnotize edip iki sandalyenin arasına böyle kas katı halde koyup üzerine Evet, oturup duruma getirmek. üzerinde sallandığı zaman insanlar diyor ki bilinçaltı hakikaten güçlüymüş. Evet. Şimdi Bülent Hoca'nın da böyle şovları yani hipnoz şovları vardı ki biz kamplarımızda işte Mukaddes Hanım'la da yaptığımız Denizli kampında zaten uygulamalarıyla orada da yaptı. Orada da çok enteresan işte unutturmalar. İsim Kişi değiştirin. mesela ya o artık hani klasik hipnozun ötesine 15 geçmiş bir durum. 15-20 kişiyi aynı anda yani uyutmuştu. Yani Evet. herkes çok Evet. böyle uyumayanlar 15-20 kişi aynı anda uyuttu Evet. yani. Uyuttu. Yapardı, evet, gerçekten çok Üniversitelerde iyiydi. falan gösteriler de var YouTube'da Hepimiz hocam. Ben onlar da stratejik izliyorum. yani ben falan beni uyutmasın diye başka yerlerle ilgilendim. Yani o çünkü Evet. dinleyenleri hep uyuttu. Hem de saniyede yani. Evet, hipnoz zaten Başlarına toplamak da böyle. birilerini dikti filan böyle düşmesinler sandalyeden diye. Doğru. Ama tabii uyanırlarken hepsi travmalarından çözülmüş olarak uyandılar. Şifalanmış olarak uyandılar. Yani akıllara ziyan. En büyük özelliği hani siz de söylediniz ya demin. Biz olmak. Evet. Yani biz olmayı, bana da biz ol. Yani ben biz olmayı zaten seven bir insanım ama biz olmak, birlikte olmak, birlikte büyümek hep bunun altını çizerdi. Tek başına değil, biz birlikte olur. Yani ben dediğin zaman tıkanırsın.
Mukaddes hocam derdi. Biz olduğumuz zaman birlikte büyürüz. Bana öğrettiği en büyük, en güzel şeylerden bir tanesi buydu. Esirgemezdi bilgilerini. Esirgeyen insanlarla olmak istemezdi. Yani onunla birlikte olacak, yol yürüyecek insanların da açık olması lazım. Yani bilgi de hiçbir zaman bilgiyi sakınmazdı. Maddi olan şeylerin hiçbirini sakınmazdı. Yani bir gün böyle aileden birisinin başı bir parayla derde girdi. Daha yeni, 1,5-2 ay önce. Dedi senin canın sıkkın gibi bugün. Dedim evet böyle bir şey oldu. O kadar tatlı ki. Aileden birisi kaç para lazım Mukaddes hocam dedi. Dedim ki hiç para lazım değil ama ben bu kadar zengin olduğumu bilmiyordum. Yani ben hayatımda hiç kimseden duymadığım bir şeyi duydum. Kaç para lazım? Bir saat içinde elinde olur. O kadar büyük bir güven ki benim için. Bakın yani baba gibi, devlet gibi hani arkada böyle. Sana kaç para lazım dedi. Yani böyle insan artık bugün yok. Maalesef. Var, var. Rahmetli babam dedi, Allah iyilerle karşılaştırsın. Yani o iyilerin işte sayılarını, frekanslarını bir araya getirmek lazım. Hani o Fransız askere komutanı diyor ki, artık diyor, savaş bitti, bırak diyor. Hayır diyor asker, benim son mermim bitene kadar Fransa ayakta ve Fransa düşmedi diyor. Şimdi bir gönül varsa, gerçekten bir gönül varsa, o diğer gam, insanlık için bir şeyler düşünen, yani başkaları ilgilendirmiyor. Ben hiçbir zaman hayatımda birini bilerek aldatmadım. İnşallah nefesimin sonuna kadar da aldatmayacağım. Birileri aldatabilir. Birileri parayı, maddiyatı önemli. Ha, biz bunu kesinlikle şunu düşünmüyoruz. Yani hani maddiyatı yok saymıyoruz. Alma verme dengesinde dengeyi, yani ha, biz hep altı veririz. Dördün altında da almadan da bırakamayız. Ha, gerçekten hiç yoksa o zaman elinden tutar kaldırmasını da biliriz. Yani bunu Bülent Hocam da zaten çok iyi bir şekilde söylüyordu. Biz nelere para bulabiliyoruz, nelere şey yapabiliyoruz. Onun için bu yönünde o dengeyi de sağlaması gerçekten güzel, bize onu da öğretmiş oldu. Ben onu birazcık daha şöyle düşündüm. Gerçekten demek ki, ben az önce ona bağlayacaktım da koptu. Ben de bir anda böyle canlı yayına girdiğim için gerçekten heyecanlandım. Yani ben hani dedim ya, Allah'ım bitmemiş benim imtihanım. Allah demek ki Bülent Hoca bu topluma vereceğini vermiş. Eğileceğini eğitmiş. Hani ölüm, Yunus der ki, ölenler hayvan imiş, aşıklar, devrişler ölmez. Yani biz ölümü madde olarak görenler için evet öldün. Ama biz onun ruhunu, onun fikirlerinin hep var olduğunu düşündüğümüz için bu yönüyle çok da hani tabii üzülüyoruz. Gerçekten ben biraz da yengeç burcuyum. Çok duygusalım. İlk kızıyla konuşamadım bile. Hatta biraz bekledim böyle, biraz duygu gitsin diye. Abla hocamla da yani konuşurken çok zor yani. Ama sevdiğimiz, ya daha doğrusu inanç boyutuyla kabul ettiğimiz şu: kayıp duygusu. Herkes yaşayacak. Canlıyız. Mutlaka cansız olacağız. Bunu Epikür diyor. Canlıyız. Mutlaka cansız olacağız. Bu ikisi arasında, ama bugün ama yarın. Önemli olan, sizi ebedi yapacak eseriniz var mı? İşte bunun eserleri, yani Bülent Bey'in eserleri, kitaplarıyla var, çocuklarıyla var, altın gibi çocukları var, sadık bir eşiyle var, işte değerli arkadaşlarıyla var. Onun için ben çok zengin bir dost edindim, arkadaş edindim. Bundan dolayı Yaratan'a şükrediyorum. Yani tabii sizlerle de bu vesileyle de görüşmüş, tanışmış olduk. Onun için tabii ki üzüleceğiz, ama varlığı, ruhu hep yanımızda olacağından dolayı da bu yönüyle de sevinç içerisindeyiz. Yani o kaybımızı olmadığını, o yönüyle kayıp mı olmadığını düşünüyoruz. Ruhu sizin kamplarınızda yanınızda olacak. Yanılmıyorsam Ömer Muhtar'ın söylediği, diyor ki beni öldüreceksiniz ama ruhum hep sizin içinizde dolaşacak, İtalyanlara söylediği söz.
Şimdi bizim için de böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum hocam. Şimdi adamın bir fıkralarını anlatırdı ya da bu saatte Evet. açıp bir şeyler okurdu değil mi? Evet. Bir şeyler okuyordu. Bir aslında o yayın var mı bilmiyorum da bir şiir okumuştu hatırlarsan Bir böyle. okurdu. Yani çok güzel bir şiirdi. Şimdi ben hatırlayamadım. Ama şiiri severdi, sanatı severdi. Bunun yanında felsefe, siyaset. Siyasete çok girmezdi ama yani yine de kulak kabartırdı. YouTube'da takip ederdi en azından. Yani insanların tabii yani özel hayatını bilemiyoruz, göremiyoruz ama o doluluk öyle kolay olmuyor. Oturup okumak gerekiyor bilmek için. Çok eğitim almak gerekiyor. Çok merhaleler atlamak gerekiyor. Bir insan bir yere geldiyse bana göre ve orada kalmaya devam ediyorsa bu tesadüfen olmuyor. Diyelim ki bir kişi işte biz anıyoruz bugün Bülent Hoca'yı. Neden anıyoruz? O bir yere gelmiş, orada durmayı başarmış, değer katmış, değeri devam ettirecek. O yüzden anıyoruz. Yoksa anmazdık. Yani birçok Bir insan bunu fener, yapar. bir deniz feneri olmuş. Bir fener Deniz olmuş, feneri ona olmuş. göre evet çekiyor yani, ona göre hissediyor. Birilerine dokunmuş, birilerine çare olmuş, birilerine katkı sağlamış. Bu anlamda değerlerimizi de hatırlamayı her zaman bu anlamda ben hep şey yapıyorum ama ve Bülent Hocam'ın da değeri aslında tam anlamıyla anlaşılmış da değil diye düşünüyorum. Çünkü daha medyatik olabilecek bir insandı. Daha geri plandan geldi ama yine de tanıyan o kadar çokmuş ki vefatından sonra birçok camiadan olan insan ve olmayan insan. Onunla ilgili vefat haberleri, acı kaybımız şeklinde vefat haberleri yayınlandı. Bunun tabii hem acı tarafı var, hem de bir taraftan hatırlanmak, bilinmek, yani demek ki orada negatif bir şey yapmamış ki Evet. özde insanlar iyi ve güzel bir şekilde anıyor. Yani bu anlamda hatırlayan herkese, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü ciddi bir dua, hatim bunlar çok yapıldı. Bizim mesela en azından bir WhatsApp'ta 300, 400, 500 kişilik gruplarımız var. Hepsi oturup ben şunu okuyacağım, ben bunu okuyacağım. Birinci senin, ikinci benim. Beni Yine Zoom'a davet ettiler. Orada siz yoktunuz Abdullah Hocam. Hanımlar Zoom açmışlar, öğrencileri. İkinci günüydü. Zoom'a girdim ben de. Yani 5 dakika, 10 dakika kalamadım. Dayanamadım çünkü. Çok kötüydüm. Hatta görmüşler orada. Hemen ayrıldım oradan. Baktım o dua ediyorlar. Yani vay canına Bu dedim. önemli. Hani Açmışlar, derler ya, kitap bir kabir. bölüştüler falan ayet Doğru. şeyleri. Hakikaten cız cız Muhabbette vermiştim sana derler kafalarına. ya böyle kabrinde rahat uyur o kişi yani dualar Evet. aldığı zaman enerjisi hani ruhun kolayca gidebileceği artık enerjik boyuta çabuk geçecektir. Ve o katkı boyutu dediğimiz boyutu herkes yaşayamıyor. Çünkü insanlar bu dünyada katkı boyutuna gelebilecek daha çok yolları var. Güvenlik ihtiyacını açacak, sevgi ihtiyacını açacak, saygı ihtiyacını açacak. En son gelecek o katkı boyutuna. Kendini Şimdi dolayısıyla gerçekleştirecek olmasın. kendini gerçekleştirmenin ötesine geçip katkı sağlayacak. Şimdi Bülent Hocamızın bir yönü, bütün yönleriyle aydınlanmış bir kişilik falan, öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama bir yönü katkı boyutundaydı. Ustalık boyutunda bakıldığı zaman. Dolayısıyla da gerek öğrencilerine, gerek çevresine, gerek toplumdaki insanlara bu anlamda katkı sağladı. Kesinlikle. Daha bundan daha iyisi, yani derler ya aksesçiler, bundan daha iyisi nasıl olabilir diye. Nasıl olabilir? Hakikaten. Şunu da ekleyeceğim hocam. Bizim her ay işte bizi takip eden arkadaşlarla bir kitap okuyoruz ve onu Instagram'da beraber analiz ediyoruz. Şunu görürdüm. İnanın hocamın 11'de başlar. Bizim 10'da programımız. 10'da kitap başlardı. 11'e kadar bizi yani orada görüyor takip eden kişiler. Hocam gelir orada o kitap analizini izlerdi. Bir saat izlerdi. Sonra yani merhabasını yazar giderdi. Yani onu hatta bizim çok tam başladı yani kitap analizin başladığı gün gözlerim aradı. Hocam yok sabahında da olayı duydum. Sabahında da
Bir baktım böyle, yani bir de şundan dolayı, çünkü bizi takip eden arkadaşlar ortak arkadaşlarımız olduğu için hemen Bülent Hoca gelince herkes o Bülent Hocam hoş geldiniz. Oradan ben Bülent Hoca'nın geldiğini öyle anlardım. Orada o hocam Bülent Hocam hoş geldiniz falan şeklinde bu tür açıktı yani hemen böyle bu tür şeye de bir ego yapmaz. Bir de yine bilmesini isteyen arkadaşlarım. Bülent Hoca bu alanda master düzeyindeydi yani okullu. Yani alay boyutundan öte şimdi bakıyorsunuz birçok şu an şifa çalışanlar, NLP çalışanlar genelde alan dışı. Yani genel alan dışından gelip bir şey yapan ama Bülent Hoca'ya baktığınız zaman master düzeyinde bunlardan eğitim almış. Uluslararası almış, Türkiye'den almış ve bunu çakasında yapan birisi değil. Yani işte bak işte biz okulluyuz falan filan şeklinde veya birini yok da saymazlar. Ya şunlar şöyle değil. Git gör babam. Ona göre bizi tercih et. Bileceksin ki bizden daha iyisini bulmayacağım. O egosunu da yapardı. Yani git gez gör. Ama bizi de gör ama şunu yapmazdı. Yani ben işte bak şöyleyim, ben böyleyim falan filan da. Ben görmedim Allah aşkına. Yani bilmiyorum siz gördüyseniz. Bu yönüyle de tekrar ruhu şad olsun. Ben bilmiyorum programın akışı nasıldı. Belki arkadaşların hakkına girmeyeyim. Çokça anısı olan arkadaşlarımız vardır. Geçti saat oldu belki. Çok da zamanı boyu Yok, yine yok. şey Biz de yaptık. spontane bağlı, aslında spontane yaptık. Ama dedik ki Mukaddes Hanım'ın sayfasında kaydolsun veya YouTube'a da ekleriz belki. Güzel bir Evet. ana, hoş bir seda olarak kalsın diğer dinleyen canlara. Evet. Evet. İnşallah katkı olmuştur. İnşallah sayıların çoğalması için Bülent Bey gibi arkadaşların sayıları çoğalması için bu da bir nasıl diyeyim ki açılış olsun. Şunu insan desin yani demek ki her şey maddiyat değil. Bülent Bey şunu yapabilirdi. Yani hamamlar bırakabilirdi. Ve onlar inan biter yani. O yüklü olan her şey bitebilir. İstersen küçük bir anımla da bitirmek isterim. Rahmetli dedem beni sever, yani herkes sever torun ama abime karşı böyle bir adamcağızın bir şeyi vardı. Abim aslında okulda daha başarılı, daha böyle şey birisi. Bana bir mektup yazmış. Aynı yatıp okuyoruz ama bana mektup yazmış. Fakat abimi vurmuş yerden yere falan. En son şöyle de bitirmiş. Bak işte yatında Türkiye'nin değişik yerlerinde insanlar var. Bu insanlarla hepsiyle dostluk kur. Her şehirde bir evin olsun evlat diye falan. Abi oraya kadar abime biraz kızmış falan ama ben de okuyamıyorum bu eski el yazısıyla abimi okutturuyorum. Dedi keşke bir evde benim bana bıraksaydın de hepsini yıktın yıktın falan şeklinde. Gerçekten Bülent Bey'in her şehirde bir evi vardı. Her bir gönülde bir evi vardı. İnşallah bizi izleyen canlar da her gönülde bir ev bırakma teminlesiyle bizi de şu an davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun var olun. teşekkür ederiz. Biz Bülent çok Bey, iyi ki teşekkür katıldınız. ederiz. Biz çok teşekkür İyi ki ederiz katıldınız. gerçekten. Rica Harika ederim. katkılarınız için minnettarız. İyi ki İnşallah varsınız. faydam Çok dokunmuştur. teşekkür ederiz Can. Çok sağ Hem izninizle ayrılın. Hayırlı olun. akşamlarınız olsun. Çok teşekkürler. Allah'a emanet Hayırlı olun. Sağ akşamlar. olun. İyi akşamlar. Evet. Şimdi tabii Mukaddes Hanım, şöyle bir şey de düşünüyorum. Yani ölüm hepimizin sonuçta kesin olarak yaşayacağı bir algı, olgu, gerçeklik. Bu ölüm anına kadarki süreçte işte dokunduğun kalplerin sayısı kadar anılıyorsun. Kendine kattıkların ve kendine karşı vicdani olarak ne kadar dürüst olduğun, ne kadar, yani bu tabii Allah'la aramda olan bir şeydir. Yani kul hakkı dediğimiz şey ileride, gelecekte karşına çıktığını varsayalım. Hani sorgu içerisindesin. İşte bak sana böyle böyle yapmış şey misin? Şimdi burada da neye bakacağız? Hepimiz az çok birilerini kırıyoruz, üzüyoruz. Katkı olarak ne kadarını katabildin? Ne kadarını karşıda negatif bir şey, anlam bıraktın? Eğer bu 80'e 20 ise bu insan büyük insandır. Yani ne demek istiyorum? 80 tane iyiliğe dokunmuş, 20 tane kalbini kırmış ya da kötü bir şey yapmış sana. 80'e 20 ise bu iyi bir oran. Yani çünkü biz peygamberler bile, hani biliyorsun, günah işleme ya da sıkıntı yaratma eğilimleri zaten var. Her varlığın var.
Ve orada uyarı alırlarmış yani işte hani destek isterlermiş Allah'tan. O günahı işlemesinler diye. Şimdi biz faniler daha çok hayatımızda birilerini kırmış da olabiliriz. Bazen benim hakkımda da yazarlar. Bülent Hoca başkası. İşte şöyle bir şey de vardı. Kardeşim adam zaten peygamber değil ki veya ben de peygamber değilim ki. Biz iyi yanlarını anacağız. Biz dokunduklarını anacağız. Biz orada zaten o pozitif tarafları şahlandıracağız ki diğerlerine örnek oluştursun. Çok güzel örnekler bıraktı. Mesela bugün ben çok iyi biliyorum. Bugün şunu söylerdi hep. Ben o kadar eğitim aldım ve bu bilgileri bir şekilde akıtmam. Hani korona bana, zaten Kur'an'ın başında söylemişti onu. Korona bana ölümü hatırlattı. Hızlı ölebileceğimi. Bu işin başındayken de şunu düşündüm. O kadar eğitim aldım, bunu akıtmam lazım bir yere. O kadar uygulama yaptım, bunu akıtmam lazım bir yere. Bu fırsatı çok bulamıyordu. Çok kendi içinde yani o tabii Antalya'da fırtınalar estiği dönemden eser kalmamış kendi sala toplantılarıyla devam ederken. Orada da benim kanalım sayesinde o da güzel oldu aslında. Yani hani ben zaten bir YouTube'dan gelen insanlar oluyordu. Beni buluyorlardı bir şekilde. Biz güçlerimizi birleştirince onun o bulmuş olduğu yöntemler, teknikler basitleştirdiği öğrencilere aktı. Bu da çok önemli bir şey. Yani o bilgiyle burada değil yani öbür dünyaya gittiğini düşünsene. En azından diyorum bilgiyi halk seviyesine indirdi. Şimdi bunu yapan insanlar hep dünya içerisinde, dünyada hep tuttular. İşte ne oluyor mesela bir yazar halka indirgeyerek yazdığı zaman o bestseller oluyor. Halka indirgeyebiliyor düşünce. Sonra ayrım yapmadığı zaman, bütün insanlığı kapsadığı zaman bir yazar, bir konuşmacı, bir politikacı artık hani burada ayrım yapmıyorum. O insanların gözünde bir bestseller, en iyi, en mükemmel insan oluyor. Şimdi Bülent Hocam da bu anlamda hep şunu söylerdi. Eğitim mi alacaksın kardeşim? İlkokul mezunu olabilirsin. Eğitimi al, hakkını ver, yüreğini ortaya koy. Bu eğitimi sen yapabilirsin. Bu kişi kim? İlkokul mezunu. Önemli değil. Ev hanımı. Hayatı boyunca çalışmamış. Bizim mesela danışmanlarımızın arasında var. Hayatı boyunca çalışmamış. Ama ben bunu yapabilir miyim diye girmiş. Bülent Hocam bir iki sözüyle yapabileceğine inandırmış. Sonucunda yüreğini koymuş, danışman olmuş, başkasını şifalandırmış, para kazanıyor. Şimdi bunu kim yapar? Mesela başka eğitimlere gidiyoruz. İşte diyor ki şu kadar kura kadar gelebilirsin ama şu kurdan sonra ancak bir üniversite mezunu olman lazım. Psikolog, psikiyatr, tıp hekimi olman lazım. Ne yaptın? İnsanları ayırdın. Sana kim gelir? Sadece öyle insanlar gelir. Kime hitap edebilirsin? Şu kadar insana hitap edebilirsin. Bugün biz kime hitap ettik? Hem Bülent Hocamın yaklaşımı hem benim yaklaşımım dışarıda çıktığımız zaman halktan insanlar. Bizi durdurup sizi takip ediyoruz. Hangi şehre gidersek gidelim. Çanakkale'ye gittim aynı şehirle karşılaştım. Memleketimde aynı şehirle, Antalya'da aynı şehirle. Yani bu son derece önemliydi ki bu bakış açısını veren kişi Bülent Hocam. Yani halkın içerisine inmesi lazım bu bilginin. Ayrım yapılmadan her evde bir şifacı olmalı ve o şifacı en az 10 kişiyi şifalandırmalı derdik. Konuşurduk, anlatırdık. Evet, sürekli Evet. söylerdi. Her evde bir şifacı olmalı derdi. Evet. Evet. Her evde bir şifacı olmalı ki herkesi şifalandırsın derdi. En büyük sloganlarından bir tanesiydi. Evet. Evet. Evet hocam. Şimdi İnşallah bu yayınları ileride tekrar. Kulaklarımda sesi şimdi. Evet. Abdullah Hocam, Mukaddes Hocam, galiba siz uyumayacaksınız. Şimdi teşekkür ediyoruz dinleyenlere, izleyenlere. Bu manada hep takip ettiler, hep süreçlerde yanımızda oldular. Açıkçası tabii bu süreye sığmıyor. Anlatılacak çok şey var ve anlatamayacaklarımız var. Yani özelde yaşananları her şeyi paylaşma imkanımız asla yok. Herkesin özeli var. Ama süreç itibariyle sizi ilgilendiren kadarıyla bilmeniz gereken taraflarıyla ve hakikaten burada Mukaddes Hanım birçok
hoca çıkartıyor. Bakın burada özel olarak andığımıza göre ve ikinci, üçüncü kez anıyoruz. Önemli bir konu. Çok değerli hocalarımız var. Yani işte konuk alıyorsun sen de. Mukaddes Hanım işte. Çok değişik hocalar, çok farklı. Hem spiritüel hem kişisel gelişim anlamında artık üstatlık seviyesinde olan kişilerle canlı yayın yapıyorsun. Sıradan insanları seçmiyorsun. Mutlaka özenerek bezenerek seçiyorsun yani. Ve onun geçmişine bakıyorsun. Yapıp ettiklerine bakıyorsun. Ama öyle bir şey oluyor ki onlardan bir tanesiyle senin bir maceran oluyor. O gerçekten hayatına dokunuyor ve o gerçekten bugün burada onu anıyoruz. O hani senin için de ayrı bir önemi var. Bizim için, benim için de aynı şekilde. Bak şu kitabı zaten en basitinden ortak yaz. Hala satışı devam ediyor. NeuroDNA yöntemiyle sağlanan resepte. Bir tane de hazırlamıştık. Onu da çıkartıp hani Bülent Hocam'ın anısına yine satışı olacaktır. Vallahi son Kitabı bir daha bir gösterelim. kamp yap. Bir daha gösterelim. Sağlığını resetle. Benim sayfamda, Instagram sayfamdan satın alabilirler. Yurt dışı satışları için bir problem olabilir. Yakın zamanda düzeltecek ama yurt içi satışlarında şu an aktif olarak satışını yapıyoruz. Açıkçası biz öğrencilerimizle Manavgat'ta toplandık. Bu Manavgat yangınında oldu bu olay. Hatta bazıları bizi eleştirdi. Hocam oradan siz hiç kendi sertifika yayınları yaptınız, hiç başsağlığı dilemediniz diye. Aslında onu biz yapmıyorduk. Reklamcılarımız yapıyordu. Onlar atlamışlar o dönem. Biz sadece hani görüntüler atıyorduk. Onlar yayınlıyordu. Her neyse biz orada öğrencilerimizle buluştuk. Bizden 3 kural alan. Bu Onlarla konuya da çok üzülmüştü rahmetli, çok üzülmüştü. evet, çok üzülmez olur mu? Yani biz orada ben çektiğim şeyleri yayınlamadım. Çünkü dediğim gibi orada vaktimiz de olmadı. İnsanlara sertifika töreni yaptık. Onları bir daha eğittik. 3 kural almışlar bizden. Diğer dışarıdan kimseyi katmadık ona. O Manavgat taki toplantıda. Beraber insanların sertifikasını imzalayıp tek tek ismini okuyup çağırıp sahneye müzik eşliğinde beraber halay çekildi. Hep birlikte öğrenciler orada bizle beraber bir de ayrıyeten toplantı yapıldı onlarla. Yani orada uygulamalar yapıldı. Çok keyifliydi. Ve orada şunu gördük yani bazılarıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Ama öyle hani şuradaki enerjiyle oradaki enerjide fark var mı? İşte biz de Mukaddes Hanım'la canlı yayında belki karşılaştık. Sonra gittik Denizli'de yüz yüze geldik. Bir fark var mı? Yok. Yeter ki içten ol. Yeter ki özündekini söyle. Bir de en önemlisi başlatıcı ol. Bir şeylere başlat. Kervan yolda düzülür. Yani işte başarı mesela Bülent Hocam'ın başarı formüllerinden biri. Mutlaka önce harekete geçerdi. Sonra düzeltmeler yapardı. Çok söylenecek söz var dediğim gibi artık yeterince herhalde söyledik mi bilmiyorum. Anlatabildik mi bilmiyorum derdimizi. Evet, Abdullah Hocam. Tabii ki biz sık sık bahsedeceğiz. Yani aramızda hep bizim. Bizim aramızda Evet. hiçbir zaman ayrılmayacak. Hakkını da ödeyemeyiz. Biz tabii ki birlikte devam ediyoruz sevgili canlar. NeuroDNA, Evet. Lemuria Akademi eğitimleri de birlikte devam ediyor. Yani Hocamla yine eskiden olduğu gibi her fırsatta demolara katılmaya çalışacağım. Yani her zaman için birlikteyiz. Bizi birlikte arayabilirsiniz her yerde sevgili canlar. Sürprizlerimiz muhakkak olacak. Şu toparlanma dönemlerini atlatalım. Hepimiz bir kendimize gelelim. Ve okullar falan açıldı. Biraz telaşlılar insanlar bildiğim kadarıyla. Onlar bir atlatılsın. Biz yine katkı sağlama boyutunda devam edeceğiz. Evet. Bunun yolu işte Mukaddes Hanım'la Lemuria Akademi burada harika iş çıkartıyor zaten. Bülent Hocam da kuruluşunda gerçekten bir başlatıcı rol oynadı. Sen de çok güzel götürdün. Ve götürmeye devam ediyorsun. Ve edeceksin. O artık kutsal görevin. Kamplar yapılabilirdi. Galiba önümüzde bir Bursa kampı vardı bildiğim kadarıyla. Bir tarih koymuştum Bülent Hocam. Yani şu tarihte Bursa'ya gidiyoruz dedi. 1,5 ay sonrasına
şey veriyor bana. Bir de tabii gelemeyecek veya bilmiyorum o seninle mi yapılan bir şeydi. Bana zaten söylemez. Ya şurada şuradayız falan derdi. Ayarlardı o dertlerini. Beraber mi hazırlanmıştık ona? O bizim kampımız mıydı? Lemurya Akademi'nin kampı mıydı? O şeydi, Bursa kampı. yoga kampıydı. Yogacı arkadaşlarımızın yaptığı bir kamptı. Ben konuk olarak gitmiştim oraya. Ondan Yani bahsedebilir. gidecektik Bursa'ya da belki hani o tarih daha gelmemişti. E, Gidecektik. Bize bir Eylül, tarih söyledi. Eylül ayında o kadar çok sürprizlerim var ki dedi bana. Sürprizlerimi bekle dedi. Çok büyük sürprizlerle geliyoruz dedi. Kamplar dedi. Eğitimler dedi. Yani hep onu söylüyorum ya sana da. Yani güzel sürpriz yaptı. Yani Eylül ayında bize sürpriz yaptı. Yani Eylül ayı girdi, sürprizini yaptı. Bekle dedi. Acayip şeyler, acayip sürprizlerim var dedi. Abdullah hocam da sana sürpriz yapacağız dedi ama yani Vallahi sürprizlerinden şey söyleyeyim mi? haberdar değilim yani. Bir Ama kısmını bana da söyle. Yani bana da sürpriz olurdu. Bazen canlı yayınlarda şöyle şaşırtıyor. Böyle. İşte insanlara şeyimiz var. Sürprizimiz var. Ne hocam bana söylemedik ki yayında. İşte iki kişiye kitap hediye edeceğiz veya eğitim hediye edeceğiz işte falan. Böyle çekiliş tarzı bir şey yapardı. Benim o benim olmazdı, ayarlardı. Yani sağ olsun dediğim gibi biz kendi yolumuza, kendi ustalığımıza devam ediyoruz. Nadiren böyle birlikte çalışan belli bir seviyeye gelmiş insan olur. Yani Fatih Hanım kendi alanında zaten bir numaradır. Ben kendi yolumda giderken zaten Türkiye'de belli bir seviyede çekirdek inançla Türkiye'de ilk bu işi tanıtanlardan bir tanesiyim. Başka ortaklarla da çalıştım ama Bülent Hocam yine sektöründe alanında bahsediyoruz hep bir numaraydı. İyi ki bir araya gelmişiz. Güçlerimizi birleştirmişiz. Bu mütevaziliği ben sergilemesem Bülent Hocam'la çalışamazdık. O kendi mütevaziliğini sergilemese çalışamazdık. Mukaddes Hanım sergilemese çalışamazdık. Yani bu işin içinde her şeyden önce egoları bindireceksin. Bu önemli. Ama değer de bileceksin. Yani Bülent Hocam her zaman da söylerdi. İşte çekirdek inancı Türkiye'de tanınmasını sağladım derdi mesela benimle ilgili. Onu da bu anlamda söyleyelim. Yani hakikaten severek yapardık canlı yayınları. Güle oynaya yapardık yani. Bu da önemli. Çünkü ben şimdi bizim de aramızda bir ters enerji vardır. Yani ben gülmeyi daha çok severim. O böyle sert durmayı sever ya. Ona niye sert duruyorsun? Bana niye çok gülüyorsun derlerdi. Böyle aramızda espri yapardık. Yine canlı yayında birileri bize şey yapacak diye. Dediğim gibi burada öğrenciler boyutunda olsun, Mukaddes Hanım sen Lemuria Akademi ile olsun, öyle DNA ile olsun. İsmi de önemli değil. Yarın Lemuria olmaz da Mukaddes Akademi olur ama sonuçta başlatıcısı vardır. Okunucusu vardır. Taş kırıcı derim ben onlara. Çok derine inmezler, detaylarla uğraşmazlar ama yoldaki taşları kıra kıra o yolu açarlar. Dolayısıyla da bu anlamda tekrardan anmış olduk. Bilmiyorum söylemen, senin de ekleyeceğin şeyler var mı? Yani söylenecek olan şeyleri söyledik gibi gerçekten. Hani böyle bir Evet. çok güzel toparladın sen Can. Can hocam, hocalarım. Çok güzeldi, çok güzel bir yayındı. Bana fıkra anlatmayı öğretti. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. On binlerce fıkra anlattım size. Adamın biri fıkralarını anlatırdı bize arkasından. Kim bilir yani şu anda fıkralarımın hepsini bitirmiştim. Ben anlatmıştım hepsini. Çok fıkra bilirdim. Muz fıkraları hepsini anlattım. Belki kim bilir bir gün atlatırsak yine anlatırız ama sanıyorum yani fıkra faslını Can hocamızla kapattık. Evet. Bildiğim bütün fıkraları onunla anlattım. O da adamın biri fıkralarını anlattı. Hırsını alamadı. Abdullah hocam adamın biri fıkraları anlatıyordu bir gün. Hırsını alamadı. Açmış şeyi. Google'a açmış. Google'dan adamın biri fıkralarını açmış. Hiç durmadan anlatıyor. Dedik Allah Allah.
Maşallah çok harikasın falan. İşte hani o tuhaf fıkralar var ya, adamın biri şuymuş, öteki buymuş falan. Hani şey fıkraları, neydi onlar? Böyle komik şeyler. Duvar yazıları. Duvar yazıları şeklinde. Biz Abdullah hocamla böyle bakıyoruz falan. Allah Allah, nereden biliyor? Açmış orayı, oradan okuyormuş yani. Ben hepsini bilirim diye. O gün de çok şeydi ya. Çok tatlı, çok tatlı bir insandı. Evet. Gerçekten. Adamın bir fıkralarını belki daha sonra yine Abdullah hocam anlatır, devam eder. Valla bilmiyorum artık, hani biraz süreç geçsin. Biz de hep birlikte o süreci atlattıktan sonra oturup tekrar düşünelim. Çünkü süreç dediğimiz şey bir yaz süreci. O Evet. yaz süreci içerisinde şu an yani ara ara anmakta tabii ki fayda var. Dinleyenleri, izleyenleri, hep takipçi olup yani öğrencileri var. Hepsi haber olsun. Bazen beni de soruyorlar. Neredesiniz hocam, size bir şey mi oldu? Yok, öksürsek diyorlar ki korona mısın? Değiliz. Sağ olsunlar. Hep yanımızda oluyorlar. Allah razı olsun diyelim. Herkes duasını ederse bu gece şu şeyi kapattıktan sonra da olabilir Evet. veya beraber yapılır. Böylece güzel bir enerji göndermiş oluruz. Canlar, dualarınızı eksik etmeyin. Eksik 11 etmeyin. tane ihlastan söz ederler. 11 tane ihlas ya da Yasin'den söz ederler. Lütfen sadakalarınızı verirken Bülent hocamı unutmayın. Ağaçlarınızı dikerken Bülent hocamı da unutmayın. Bunu rica Evet. ediyorum sizden. 1 lira sadaka verirken Bülent hocamı da unutmayın. Amel defterini kapatmayalım. Bizler yaşadıkça amel defteri açık kalsın. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz sevgili canlar. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Yas tutmuyoruz, yas değiliz. Yani yas tutmuyoruz, yas sonlandırma değil. Bu yas değil, bu anma sevgili canlar. Biz anma Kalbinizi... yapıyoruz. Belki yine yani şu an daha geç zamanlarda da yapabilirdik ama spontane gelişti. Özel duyurusunu yapmadık anma ile ilgili. Sen canlı yayına bağlanınca, hatta sende de anısı kalsın diye. İlk anmada sen canlı yayındayken o yetişememiştin ona zaten. O ilk anmaya. Biraz erken yapmakta zorunda kalmıştık ama bu güzel oldu. İleride spontane gelişirse yine sohbetlerimizin içerisine katacağımız çok insan var. Böylece muhabbetimizi yaparız. Benden bu kadar. Evet. Abdullah Şimdilik hocam, artık uyuyalım. uyuyalım. Gerçekten. Hepinizi çok seviyoruz canlar. Herkese iyi Bu saate geceler. kadar, saat 1'i 5 geçiyor. Bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ Hepinizin olsunlar. varlığına şükran. Allah Kadim, razı olsun kadim gelirinden. takipçiler, kadim takipçiler, hepsi bizimle beraberler. Herkese iyi geceler Sizi diliyorum. çok Hani seviyoruz. İyi geceler. İyi geceler Abdullah hocam. sağ olun, Kendinize iyi bakın. sana da. Canlar, iyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.